LGS'ye son 213 gün hep birlikte başaracağız arkadaşlar. Bu 213 günü çok iyi değerlendireceksiniz. Bizler sizleri her gün videolarımıza destekleyeceğiz. Her zaman yanınızda olacağız ve sizler de bu 213 gün boyunca asla vazgeçmeyip hayallerinize kavuşacaksınız ve güzel haberlerinizi bizlere vereceksiniz. Hemen günün sözüne bakalım. Hans Anderson diye bir arkadaşımız diyor ki İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Gerçekten de en yüksek gözüken o liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri, işte sosyal bilimler liseleri, Anadolu İmati liseleri hiçbiri erişilemeyecek yüksekte değil. Onları kazananların sizden hiçbir fazlası yoktu. Sizin onlardan hiçbir eksiğiniz yok. Çalışırsanız başarırsınız arkadaşlar ve çok ciddi bir çalışmayla hayallerinizdeki liseyi veya o olmasa bile bir tık altında çok güzel bir liseyi kazanacaksınız. Asla endişelenmeyin. Yeter ki gayretiniz gösterin. Yeter ki vazgeçmeyin. yeah Günün yorumuna baktığımızda Shelley Vlog Amerika'dan bir arkadaşımız muhtemelen 713 beğeni almış. Tüm derslerin sorularını çözüyorum. Harika. Yalnız matematiğin yeni nesil sorularını çözemiyorum. Ne yapabilirim? Gerçekten de sınavda belirleyici olanlardan bir tanesi de yeni nesil matematik soruları. Hemen önümüze alalım bakalım. Sayısal bölümü açıyoruz. Geçen sene 2020'de sınava girenler A kitapçığında ilk başta bu soruyla karşılaşmışlar. Şimdi bakıyoruz üstte bir bilgi veriyor ama sonrasında uzun bir soru. Uzun bir soru. Ayşe'nin okuduğu kitaplar. Sonrasında yine biraz daha seçici bir soru. Şimdi sorulara baktığımızda gerçekten de yenilse sorularda e, sınav komisyonunun öğrencileri çok da böyle rahat rahat çözebileceği soruları az sorduğunu, daha çok öğrencileri zorlayacak, biraz daha hikayeli, üstte bilgi verse bile altta öğrenciyi yoracak sorular sorduğunu görüyoruz. O zaman ne yapacağız? Vazim geçeceğiz? Hayır. Her şeyin bir yolu, yöntemi var arkadaşlar. Yöntemi şudur. İlk başta konuyu çok iyi bir şekilde öğrenmemiz lazım. Yani konuyla alakalı diyelim ki... Yapmamız gereken 10 adım var. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu adım. Şimdi birinci adım konuyu öğrenmek. Konuyu öğrendikten sonra örnek veriyorum hemen şöyle reklam olması kitabımızı göstermeyelim. Şöyle buradan konuyu öğrendiniz. Konuyu öğrendikten sonra ilk başta temel soruları çözüyorsunuz. Yani çok basit sorular çözüyorsunuz. Bu çıkacak mı LGS'de? Hayır çıkmayacak. Ama olsun yine de bu tarz soruları çözüyorsunuz. Ardından... Hop LGS sorusuna geçiyorsun. Hayır, daha LGS sorusuna geçmiyorsun. Çünkü LGS sorusunu çözdüğünde yenisi soru çözünde moralin bozulur. Ardından tekrar tekrar bu temel seviye soruları, temel seviye soruları çözdükten sonra orta seviye sorularla biraz daha zorlayıcı sorularla başlıyorsun. Sınav tarzına geçiyor muyuz? Yani bu LGS'deki sınav tarzı sorulara geçiyor muyuz? Hayır, hala bekliyoruz. Sınav tarzı sorulara hemen geçmek yok. Orta seviye sorular çözüyoruz. E hocam oyalanıyor muyuz? Hayır, oyalanmıyoruz. Sıkı sıkı adım adım geliyoruz. LGS'deki matematik mahvediyoruz ama bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Sabır acıdır ama meyvesi Aynı zamanda taktiklerle göstereyim mesela. Burada da orta seviye sorular olabilir. Buradan çözebiliriz. Ya da dinamoda da aynı şekilde. Bakın bizim kitaplarımız hep sol taraftakiler biraz daha orta seviye sorulardır. Sağ taraftakiler biraz daha zorlayıcı, yenisi, sınav tarz sorulardır. Hemen sağ tarafa geçmeyebiliriz. Ardından da ardından da bu tarz orta seviye soruları çözdükten sonra, çözdükten sonra diyoruz ki artık sınav tarzına geçebilirim. Hadi başlayayım. Hayır, hala hazır değiliz. Bununla alakalı bir anda iki dakikada çözemeyebiliriz. Bak burada ne demiş? Vatandaş demiş ki kardeşim burada toplam soru sayısı 40, sınav süresi 80 dakika. Yani bir soru iki dakika vermiş. Ya müsaade eder misin kardeşim ben bu soruyu nasıl iki dakikada çözeyim? Ya da bu soruyu iki dakikada nasıl çözeyim? Ç sınav günü çözeceğim inşallah ama şu anda çözemeyebilirim. Dolayısıyla sınav gününe kadar iki dakikada çözeceğimiz ama şu anda iki dakikada çözemeyeceğimiz sorulara gerekirse 10 dakika veriyoruz. Yani 10 dakikada bu soruyu çözmeye çalışıyoruz. Belki 15 dakika bilemiyorum. Ardından bu 10 on dakikada 15 on dakikada çözdükten sonra bunlar zamanla 9'a, 8'e, 7'ye, 6'ya, 5'e iniyor ve zamanla bu soruları artık daha iyi yapmaya başlıyoruz. Peki bitti mi? Bitmedi. Şimdi bu soruyu yaptık. Diyelim ki 2 dakikada yaptık, 3 dakika yaptık, 5 dakika. Bu yaptığımız soruyla alakalı. Bu yaptığımız soruyla alakalı. Eğer bizim için çok önemli bir kazanım varsa ve bu soruyla gerçekten bayağı bir uğraştıysak bu soruyu kesip duvarımıza asıyoruz. Diyoruz ki ey soru benden kurtulduğunu zannettin ama hayır. Seni duvarıma astım. Seni sınavda bir daha karşına görürsem seni mahvedeceğim diyoruz. Ve duvarımızda o soru duruyor. Ve ardından belli bir süre sonra o sorunun temizini zaten biliyorsunuz bizim kitaplarımıza böyle bir özellik var. Soruları bir kez daha kareko okutarak çözdüğünüz gibi bir kez daha çözebiliyorsunuz tas uygulaması sayesinde ya da doğru kaynak üzerinden. Dolayısıyla bu soruyu bir daha çözüyorsunuz. Ne zaman? Bir ay sonra, iki ay sonra. Yani ben bu soruya çok takılmıştım. Bu beni çok uğraştırmıştı. İşte Ahmet'e sordum, Emre'ye sordum, hocama sordum, karekodu uygulamasını izledim. Baya bir ağlattı beni bu soru deyip bir kez daha karşınıza asıp o soruyu bir daha kareko uygulamasından bir daha çözüyorsunuz. Ve ardından da artık LGS sorularına hazırsınız. Sonra bir bakıyorsunuz ki evet hala yapamadıklarım var ama esas yapabileceğim sorularda varmış 20'de 20'yi şak diye yapamayabilirim belki ama 20'de belki şu anda 16 yaparım 15 yaparım 17 yaparım biraz daha çalışırsam 19 20 bile yapabilirim demeye başlayacaksınız Ve bu esnada bir şey daha var bir şey daha var bu matematikle bağlantılı durmuyor ama matematikle çok bağlantılı yeni nesil sorularda yani vatandaş bize bu soruyu sormuş ya demiş ki işte e, ne demiş şuradan göstereyim bloklardaki kutuların pardon şuradan bir saniye daha. Bir şehrin demir yolu hatları üzerine böyle bir şeyler soruyor Böyle bir metin var esasında. ...işte metinlere karşı hatta fendeki metinlere de karşı kendimizi geliştirmek adına mutlaka mutlaka günde en az yarım saat kitap okuyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Bir, kitap okumak Türkçe sözcük harcamızı geliştiriyor. Türkçe'ye cebe attık mı? İnkılap tarihini dini cebe attık mı? Attık. Aynı zamanda buradaki dikkat yeteneğimiz de gelişiyor. Dikkat yeteneğimiz geliştiği zaman sorunun içerisinde herhangi bir hata olmamasını sağlıyor. Yani sen koskoca bir hikaye okurken dikkat etmişsin. Şu kısacık hikaye okurken, bu metni okurken bir metre mi yoksa santimetre mi? İstenilen durum mu, sarı mı, beyaz mı? Bunları artık dikkatinden kaçmıyor. Çünkü kondisyonun yükseliyor. Dolayısıyla hem okuma yeteneğimiz gelişiyor hem de bol soru çözdüğümüz için artık matematik soruları bizden kaçamıyor. Günün kaynağına baktığımızda sıfırdan sekize sayısal konu anlatımı soru bankası tüm sayısal konuları yani matematik fendi sizlere küçük küçük lokmalar halinde öğrettik. Pat diye tüm EBOB-EKOK değil. Öncelikle EBOB-EKOK'un özelliği ardından problemleri ardından çarp öyle tek tek küçük küçük lokmalara böldük. Hepsini temel sorular ve yeni sorularla bezedik ve sizler için mükemmel bir kitap hazırladık. Amacımız sizin hayallerinize kavuşmanız. Bunun için size her çeşit kitabı her çeşit videoyu atmaya devam edeceğiz. Günün okulu Nevzat Anadolu Sesi Erzurum. Erzurumlar şu anda biz biliyoruz hocam okul diyorlar. Harika bir okul gördüğünüz gibi tıplar, diş hekimlikleri, hukuklar, mühendisler havada uçuyor. Çünkü çalışan kazanır, elması kızarır diyoruz. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Vazgeçmiyorsunuz. Bizler buradayız. Sizin sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Ve sizlere desteklemeye devam edeceğiz. Sizler de lütfen vazgeçmeyin. Çalışın ve hayallerinize kavuşun. Hadi bakalım.